Bir vatandaş asgari ücretle geçiniyorsa veya asgari ücret alıyorsa şu anda enflasyon karşısında tamamen erimiş durumda ve e, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. E, çünkü asgari ücret ancak kirasına, patronlarına vesaire yetiyor. Ama gıda ihtiyaçları, ve e, tabii giyim, kuşam, sosyal yaşama gelince bunlara hiç para ayıramıyor. Hele öğrencisi varsa öğrencisini okutamıyor. E, bu anlamda asgari ücret e, çok ciddi şekilde e, erimiş e, durumda. Mesela asgari ücret şu anda açlık sınırının altında. Dolayısıyla bir ülkede asgari ücret açlık sınırının altında olmaz. Bu bir utanç kaynağıdır. Yani yoksulluk sınırının zaten altında. Yoksulluk sınırının birçok memurun maaşı bile, şu anda birçok emeklinin, memurun, çalışanın e, e, maaşı bile, ücreti bile şu anda yoksulluk sınırının altında. Ama asgari ücret ve asgari ücretin altında çalışanların tümü açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla bu tablo gerçekten bir utanç tablosu. Bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Ekonomide derin bir sıkıntı var. Ekonomide aslında bu sıkıntıyı... Temelde gidermek gerekiyor. Bir taraftan asgari ücret erimiş. Onun tabii artışını talep ediyoruz. Ama bir taraftan da üreticilerin maliyetleri çok artmış. Ve üreticiler de işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Yani burada da bir tezatlık söz konusu. Malatya'da da birçok fabrikanın şu anda e, maalesef işçi çıkardığını görüyoruz. Birçok insanın işsiz kalacağı anlamına geliyor ki bu. E, ve bazı fabrikaların yüzlerce böyle işçi çıkarmaya başladığını görüyoruz. Enerji fiyatları ve mazot fiyatları elbette üretimin en önemli girdileri. Bu girdiler 3-4 katına çıktığı için aslında üreticinin maliyetleri de 3-4 katına çıkmış. Ama bu maliyeti elbette enerjiye yansıtamadığı için, elbette mazota yansıtamadığı için, diğer girdilerdeki fiyat artışlarına yansıtamadığı için en kısa kime yansıtıyor? Yine işçiye yansıtıyor işçi işten çıkarıyor veya asgari ücretin altında çalıştırıyor veya veya sigortasız çalıştırıyor. Birçok e, belki kurumda, da belki e, işletmede bunlar da elbette görüyoruz, karşılaşıyoruz. Maalesef ekonomik dengeleri e, tamamen bozulduğu için bu e, sistemden üretici memnun değil, üretici mutsuz, üretici zarar ediyor, iflas ediyor. Diğer tarafta e, işçi memnun değil, asgari ücret yetmiyor. Ayrıca işten çıkarılma korkusuyla her gün işe gidip gelmek zorunda kalıyor. Ve bu ekonomik sistem temelde yanlış bir alana oturtulmuş ve uzun süredir yaşanan bu ekonomik kriz aslında üreticiden çalışana kadar, işsize kadar herkesi etkilemiş durumda. Küçük esnaf grubuna baktığımızda birçok esnafın dükkanına kilit vurduğunu görüyoruz. Ve birçok fabrikanın da aslında kilit vurmaya hazırlandığını görüyoruz. Çünkü sarmal herkesi kaplamış durumda. Herkesi içine almış durumda. Bazen söylüyoruz ya hepimiz aynı gemideyiz diye. Dolayısıyla bu ekonomik kriz gemideki herkesi çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve sadece belli bir Kaymak tabakası var. Onlar belki biz yandaş tabak tabakası olarak tarif ediyoruz. Ee, ülkede, Türkiye'de beşli çete diyoruz. Ama Malatya'da da e, elbette bu beşli çetelerden var. E, belki e, yandaş diyebileceğimiz hükümete e, yakın odaklar var. Bunlar dışındaki tüm kesimler, ee, AK Parti'ye de oy ver, e, vermiş olursa olsun, MHP'ye de oy vermiş olursa olsun ya da bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya başka partilere de oy vermiş vatandaşlarımızın tümü e, üretici de olsa, çiftçi de olsa, tüketici de olsa, çalışan da olsa maalesef aynı girdabın içerisinde bu girdaptan ülkeyi kurtarmak gerekiyor. Bu